Bu videoda Vesper kuramına göre metanın molekül şeklini belirlemeye çalışalım. Öncelikle Lewis yapısını çizerek değerlik elektronlarını göstermemiz gerekiyor. Evet, ilk olarak karbona bakalım. Karbon dördüncü grup elementi. Yani dört değerlik elektronu var. Hidrojen ise birinci grupta ama dört tane hidrojen var. Dolayısıyla elimizde dört tane değerlik elektronu daha var. Yani Lewis yapısında ya da formülünde göstermemiz gereken toplam 8 değerlik elektronu var. Öncelikle karbonu merkeze yerleştirelim. Karbon 4 tane hidrojene bağlı olduğuna göre onları da bu şekilde yerleştirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu oldukça basit bir Lewis yapısı. Hatta 8 değerlik elektronunu da şimdiden bitirmiş olduk. Göstermem gerekirse 2 4 6 ve 8. Demek ki karbonun okteti tamamlanmış. Ve de bu adım için yapmamız gerekenler bitmiş. Bundan sonra yapmamız gereken merkez atomunu çevreleyen elektron bulutu sayısını bulmak. Elektron bulutlarından bir diğer deyişle elektron gruplarından elektron yoğunluğu olan bölgeler diye bahsettiğimizi hatırlıyor olmalısınız. Mesela buradaki bağ yapan elektronları elektron bulutu olarak da düşünebiliriz. Yani bu ilk elektron bulutu. Aşağıda bir tane daha var. Hatta burada da bir tane ve son olarak burada da bir tane daha var. Merkez atomunun çevresinde 4 tane elektron bulutumuz var. Bundan sonraki adımda merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarının geometrisini bulacağız. Vesper kuramına göre bu değerlik elektronları negatif yüklü oldukları için birbirlerini itecek. Yani boşlukta birbirlerinden mümkün olduğunca uzakta durmaya çalışacaklar. Eğer şimdi de olduğu gibi molekülde 4 tane elektron bulutu varsa, bu elektron bulutlarının birbirlerinden uzak durmalarının en iyi yolu, bir düzgün dört yüzlünün köşelerine denk gelecek şekilde yerleşmeleri. Şimdi bu molekülü yani metanı buraya çizerek size molekülün alacağı düzgün dört yüzü geometrisini göstermeye çalışacağım. Bir de yanına gerçek bir dört yüzlü çizerek karşılaştırma yapmanızı ve de şekil hakkında daha iyi bir fikre sahip olmanızı sağlamak istiyorum. Düzgün dört yüzlü adından da anlaşılacağı gibi dört yüzlü bir şekil. Bir değil, iki değil, üç değil, tam tamına dört yüzü var. İşte bu şekilde. Bu dört yüzlünün köşelerini hidrojenlerin yaklaşık olarak bulunduğu yerler olarak düşünebilirsiniz. Böylece molekülün şekli hakkında da daha iyi bir fikre sahip olursunuz. Artık merkez atomunun çevresindeki elektron bulutunun geometrisini bulmuş olduk. Dördüncü adımda molekülün geometrisini bulabilmek için merkez atomunun çevresinde olabilecek herhangi bir ortaklanmamış elektron çiftini yok sayıyorduk. Ama zaten bu sefer öyle bir durum yok. Demek ki molekülün geometrisi elektron çiftlerinin geometrisiyle aynı olmalı yani metanın aynı bu şekilde bir düzgün dört yüzü şekline sahip olduğunu söyleyebiliriz. Artık bu geometriye sahip bir molekülde bağ açılarının ne olduğunu bulabiliriz. Buradaki açıların 109,5 derece olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Vesper kuramına göre bağlı elektronların birbirlerinden en uzakta olduğu durum oluyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. 109,5 derece düzgün dört yüzlü geometrisi için en uygun bağ açısı. Metanla işimiz bittiğine göre artık yeni bir moleküle bakalım. Mesela amonyak. Yani NH3. Yine ilk yapmamız gereken Lewis yapısını çizmek. O zaman ilk olarak değerlik elektronlarının sayısını bulmamız gerekiyor. Azot 5. grupta olduğuna göre 5 değerlik elektronu var. Hidrojen 1. grupta ve elimizde 3 hidrojen var. Yani 3 değerlik elektronumuz daha olacak. Toplamda da 8 tane. Demek ki Lewis formülüne koymamız gereken 8 değerlik elektronu var. İlk olarak azotu merkeze koyalım. Azotun 3 hidrojene bağlı olduğunu biliyoruz. O zaman hidrojenleri bu şekilde yerleştirelim. Şimdi buraya kadar kaç değerlik elektronu kullandığımızı sayalım. 2, 4 ve 6. 8 eksi 6, 2 olduğuna göre geriye 2 elektron kalmış. Hidrojenler zaten iki elektronla çevrelenmiş olduğu için bu iki elektronları uç atomlara koyamıyoruz. Bu durumda ikisini de azota vermemiz gerekiyor. İşte böyle. Böylece kalan iki değerlik elektronunu da yerleştirmiş olduk. Ve de Lewis yapısında göstermemiz gereken sekiz değerlik elektronunu tamamladık. Bundan sonra ne yapmamız gerektiğini hatırlamak için hızlıca başa dönmek istiyorum yapmamız gereken merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarını bulmakmış. Yani elektron yoğunluğu olan bölgeleri bulacağız. Evet, şimdi onlara da bir bakalım. Burada bağ elektronlarını görüyoruz. Bu durumda burada bir elektron yoğunluğu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu bir elektron bulutu. Burada da bir tane daha. İki oldu. Burada bir tane daha var. Bu da üçüncü oldu. Buradaki bağ yapmayan elektron çifti yani eşleşmemiş elektron çifti de aslında elektron bulutu olarak sayılabilir. Çünkü burası da elektron yoğunluğu olan bir bölge. Demek ki yine 4 tane elektron yoğunluğu bölgemiz var. Bu elektron bulutlarının geometrisini düşünürsek yine bir dört yüzünün köşelerine yerleşmeye çalışacaklarını söyleyebilirim. Öyleyse buraya amonyak molekülünü şu şekilde çizelim. Tabanı yine biraz önceki gibi çizebilir yani 3 hidrojeni bu şekilde yerleştirebiliriz. Ortaklanmamış elektron çiftini de aynı bu şekilde gösterebiliriz. Elektron bulutlarını yine 400'lü bir geometride göstermeye çalıştık. Bir sonraki adım görmek için yine en başa dönelim. Üçüncü adımda elektron bulutlarının geometrisini belirledik. Merkez atomun çevresinde 400'lü geometrisi oluşturduklarını söyledik ama molekülün şeklini bulmaya çalışırken ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saymamız gerekiyor dolayısıyla amonyak molekülüne bakarken azotun üstünde bulunan bu ortaklanmamış elektron çifti yokmuş gibi davranacağız yani şeklin geri kalanına odaklanmamız lazım bunu yaptığımız zaman da alçak bir piramide benzeyen bir şekil elde ediyoruz yani üst taraftaki ortaklanmamış elektron çiftini yok saydığımızda elimizde buna benzer bir şekil kalıyor. Biz de buna üçgen piramit diyoruz. Elektron bulutları dört yüzlü şeklini almaya çalışsa da ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saydığımız için molekülün şekli daha çok üçgen piramite benziyor. Artık sıra bağ açılarını bulmaya geldi. Azotun üzerindeki ortaklanmamış elektronların daha çok yer kapladığını düşünmemiz gerekiyor. Yani eşleşmemiş elektronların bağ yapanlara göre daha fazla yer kaplaması gerekiyor. Bu yüzden de eşleşmemiş elektronlar bağ yapan elektronları itecek. Bahsettiğim bu elektronları da mavi ile göstermek istiyorum. Kısaca bağ yapmayan elektronların bağ yapanları bir önceki örnektekinden biraz daha fazla iteceğini söyleyebiliriz. Bu da bağ açısının ideal olan açıdan daha küçük olmasına neden olacak. Biraz önce incelediğimiz örnekteki 400'lü yerleşiminde bağ açısının 109,5 derece olduğunu görmüştük. Demek ki bu örnekteki bağ açısı, yani hidrojen, azot, hidrojen arasındaki açı 109,5 dereceden biraz daha küçük olacak. Hatta üçgen piramit için yaklaşık olarak 107 derece olacak da diyebiliriz. Bu videoyu bitirmeden son bir örneğe daha bakmak istiyorum. Mesela su molekülüne. H2O. Adımları izlediğimizde ilk olarak değerlik elektronlarına bakmamız gerekiyor. Hidrojen birinci grupta. Elimizde de iki tane hidrojen var. Oksijense altıncı grupta. Bu durumda Lewis yapısında göstermemiz gereken toplam 8 tane değerlik elektronu var. Oksijeni merkeze koyarak başlayalım. Oksijen 2 hidrojene bağlı. Onları da bu şekilde yerleştirebiliriz. Öncelikle buraya kadar kaç değerlik elektronu yerleştirdiğimize bakalım. Burada 2, burada da 2 yani 4. 8 eksi 4, 4'e eşit olduğuna göre geriye 4 tane kaldı. Öncelikle onları uç atomlara yerleştirmeyi düşünmeliyiz. Ama maalesef buradaki uç atomlar hidrojenler. Yani kendi iki elektronlarıyla zaten çok mutlular. O zaman bu 4 değerlik elektronunu merkez atomuna yani oksijene vermemiz gerekiyor. 4 değerlik elektronu da tahmin edeceğiniz gibi 2 ortaklaşmamış elektron çiftine denk geliyor. Böylece su için gerekli olan 8 değerlik elektronunu yerleştirmiş olduk. Bundan sonraki adım tabii ki merkez atomunun çevresinde kaç tane elektron bulutu olduğunu saymak. Buradaki bağ elektronlarını her zamanki gibi elektron bulutu olarak sayabiliriz. Ama bağ yapan elektronlar nasıl elektron bulutu olarak sayılabiliyorsa, ortaklanmamış elektron çiftlerinin de elektron bulutu olarak sayılabileceğini gördük. Yine 4 elektron bulutu var. Bu elektron bulutları yine merkez atomunun çevresinde bir 4 yerleşimine geçmeye çalışacak. Vesper kuramına göre de birbirlerinden mümkün olduğunca uzaklaşabilmek için birbirlerini itecekler. Öncelikle molekülü buraya tekrar çizelim. Gördüğünüz gibi su molekülü bu şekilde. Ortaklanmamış elektronlar da burada. Bu durumda elimizde iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Hatırlayalım. Biraz önce ortaklanmamış elektron çiftlerinin yani eşleşmemiş elektronların bağ yapan elektronlardan daha fazla yer kapladığını söylemiştik. Yani eşleşmemiş elektronlar buradaki elektronları biraz daha fazla itecek. Bu da buradaki bağ açısının olduğundan daha küçük olmasına neden olacak. Dolayısıyla bir önce bulduğumuz 107 dereceden de daha küçük olacak. Hatta yaklaşık olarak 104,5 derece olacağını bile söyleyebilirim. Bu bağ açısı bazı kitaplarda 105 derece olarak da verilebilir. İşte yaklaşık olarak bu aralıkta bir açı diyebiliriz. Sanırım molekülün geometrisinden pek bahsetmedik. Ama molekülün geometrisinin biraz daha farklı olduğunu biliyoruz. Bu şekle baktığımız zaman, eğer ortaklanmamış elektron çiftlerini yok sayarsak, molekül bu şekilde gözükecek. Aslında bu geometriyi daha önce görmüştük. Buna kırık çizgi ya da açısal dediğimizi hatırlıyor olabilirsiniz. Yani su molekülünün geometrisi açısal diyebiliriz. Bağ açısı da yaklaşık olarak 104,5 derece. Bugün yaptıklarımız 4 elektron bulutuna sahip moleküllere birkaç örnek oldu. Böylece moleküldeki geometrisi hakkında düşünürken bağ açıları hakkında da nasıl fikir yürüteceğimizden de bahsetmiş olduk.